Geçtiğimiz hafta ekranlarınıza getirmiştik. Şanlıurfalılar çiğ köfte bizim işimiz diyerek Adıyamanlılara meydan okumuşlardı. İşler kızıştı. Adıyamanlılar karşı atağa geçti. Hodri meydan dedi. Çiğ köfte bizimdir. Adıyamanlıların çakma çiğ köfte. Her türlü de meydan okurum. Bizden iyi yapamazlar. Bizler bunu etsiz yaptık. Etsiz çiğ köfte de kel köftedir. Ben Urfalılara da yoğurdum. Onlar bile sizindir dedi. Geçtiğimiz hafta Urfalılar en iyi isotta çiğ köfte de bizde demişlerdi. Adıyamanlıların patates de yapıyor. Kralını da öğretirim. Önemli olan yoğurma. Ablası şöyle. Bu sefer söz sırası onlarda. Urfalılar yine bana kızacak. Antep'in fıstığına sahipleniyorlar. Maraş'ın biberine sahipleniyorlar. Adana'nın kebabına sahipleniyorlar. Adıyaman çiğ köftesine sahipleniyorlar. Onların bir tek bir şeyi var. Ciğeri var. Başka bir şey yok. Tartışma yıllardır sürüyordu ama Adıyaman 2 ay önce beklenmedik bir hamle yaptı. Etsiz çiğ köftenin patentini aldı. Mükemmel, mükemmel. Urfa mı daha iyi yapıyor, Adıyaman mı? İbrahim Tatlıses, İbrahim Tatlıses benim dayım olsaydı bugün çiğ köfte Adıyaman'ın olurdu. Biz biraz sahipsiz kaldığımız için geç de olsa aldık. Çiğ köfte Urfa'nın mı Adıyaman'ın mı tartışması devam ederken Adıyamanlılar o tartışmaya son noktayı Nemrut'un zirvesinde koydular. 2200 metre yükseklikte çiğ köfte nasıl yoğrulurmuş gelsin Urfalılar baksın diyorlar. Onlar bu şekilde yapamaz. Alın alıp da kaldıramaz. Hemen dağılır. Bu işin sırrı susuz yoğurmakta kaynaklanır. Bunu tavana atsam tavanı tutar bu. Tutar. Bakın. İşte bu. Aslında en büyük fark Urfalılar etli, Adıyamanlılar etsiz yapıyor çiğ köfteyi. Et yerine ceviz içi, fındık içi daha güzel baharatlar katarak daha güzel bir lezzet elde ettik. Kendi ellerine çiğ köfteye uğrup ikram etmek o misafire verdiğiniz değeri gösterir. Adıyaman Belediyesi de bir ilke imza attı. İlk kez çiğ köfte festivali düzenledi. Adıyaman'ın en iyi çiğ köftecileri, 50 kişi sinirlerini kaptılar geldiler. Bakın 40 dakikadır çiğ köfte yoğuruyorlar. Tabi bu iş biraz hassasiyet de gerekiyor. Çünkü enerji sarf edildikçe ter de çıkıyor. Değil mi başkanım? Yemin ediyorum ameliyat yapıyor gibisiniz. Evet, zahmet var. Zahmet olmadı mı da iş tadında olmuyor. Komşuluk ilişkilerini de güçlendiren bir çimentodur çiğ köfte. Urfa mı Adıyaman mı o konuda ben karar verici merci değilim ama önemli olan Türk turizminin kazanması, gelip bu kültürün görünmesi ve bu damak tadının farkına varılması. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz.